Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programı çerçevesinde konser düzenledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Sen Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82. yılında Muğla'da sevdiği şarkılarla anıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Covid-19 önlemleri çerçevesinde düzenlenen anma konserine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Oda Orkestrası, Münif Akal'ın eşliğinde, Yiğit Arat solistliğinde, Ah Bir Ataş Ver, Bülbülüm Altın Kafes'te, Çalın Davulları, Çanakkale Türküsü, Vardar Ovası, Hoş Gelişler Ola, Biz Atatürk Gençleriyiz, İzmir Marşı gibi eserleri seslendirdi. Devrimleri, fikirleriyle bu topraklarda hep yaşayacak olan Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında dinlerken, bazen hüzünlendiği, bazen de eşlik ettiği türkülerle andıklarını söyleyen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gür'ün, Türk milletinin yüreğine işlemiş Atatürk'ün ilelebet yaşayacağını ve hep hatırlanacağını belirtti. Başkan Gür'ün yaptığı konuşmada şunları söyledi. Gerçekten her geçen yıl atamızı daha iyi anlıyor, daha fazla özlüyor ve onu andıkça, anladıkça yapmamız gerekenler konusunda, bize düşenlerin ne olduğu konusunda daha büyük bir idrake sahip oluyoruz. 82 yıl önce kaybettik ama onu her geçen gün daha iyi anlamaya ve özlemeye ve onun yolundan ayrılmamaya gayret ediyoruz. Ve başka bir ülkeye gerçekten nasip olmamış, bu kadar yıl geçmesine rağmen güncelliğini hala muhafaza eden, onun fikirlerinin hala uygulamamız gereken doğru bir yol olduğunu görmekteyiz. Bu başka bir millete nasip olmuş bir şey değil. Biz daha fazla ne yapabiliriz ki onun gösterdiği yolda yürüyelim ve ülkemizi olması gereken yere, Mustafa Kemal Atatürk'ün idealine ulaştırabilelim. Kendimize güveneceğiz, birbirimize güveneceğiz, gençlerimize güveneceğiz ve en kötü şartlarda dahi biz yeniden yolumuzu bulup onun bize gösterdiği yolda ülkemizi, vatanımızı oraya taşıyacağız.